Selam sevgili dostlar. Bugün elimizde güzel kösele Avrupa menşeli bir botumuz var. Bu bot geçmiş yıllarda da bize geldi. Yani ziyarette bulundu. Tamir tadilatını yaptık ve geri gönderdik. Ancak bu botun kullanımına alışkın olan müşterimizin bizden özel istekleri var. Mesela lastik kaplama istemiyor tamirinde. Gibi gibi orijinal kösele istiyor. Şimdilik bu kadar. Şimdi kösele ayakkabılarda değişik işçilikler söz konusu. Bu botumuzda da duble, hatta bir kösele taban var. Yani önce Vardola tabana dikilmiş, kendine has, kendine münhasır bir taban ve işçilik anlayışı var. Ondan sonra şöyle yakından dikişleri de görebilirsiniz. Biz tabi öncesinde dikişleri heba etmemek adına onları bir yapıştırıyoruz. Yapışkanlığı, tutuculuğu üzerinde kalsın diye. Ondan sonra üstüne kaplama yapacağız. Muhtemel bizdeki müşterimiz de çok kalın bir kösele taban istediği için, yani istediğimiz kadar harama kanalı, bir kanallı dikiş yapma söz konusu da olamaz. Dolayısıyla dikişsiz yapacağız. İyi bir yapıştırma tekniğinde, güzel bir temizlik, yapıştırma tekniği ve presleme ile işimizi bitireceğiz. Şimdi ayakkabımızda biraz önce kabaca anlattığım size şu dikişleri tabi ister istemez kesmek zorunda kaldık. Ama buna dikiş atamayacaksak bu eldeki mevcut dikişleri korumayacağız anlamına gelmez. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kestikten sonra uçlarını şu nokta nokta gördüğünüz her birinin uçlarında ipler var. Dolayısıyla buraya bir çabuk yapışkan uygulayıp onları doğru da boğduğumuz zaman çabuk yapışkanın bir özelliği de sentetik olan ipleri ya da pamuklu da olsa ipler orada bir yoğunluk sağlar. Onları sıkılaştırır. Yani nokta nokta sanki bir çivi çakılmış, onunla sağlamlaşmış gibi sıkı bir durumda olacak. Bu bizim kendimizin uyguladığı bir sır. Yoksa ayakkabının şu bölümü tamamen yapışkanda kalmış olur ve boşta kalır. Şimdi bu ayakkabının kalitesinden kısaca size bahsedeceğim. Mesela ayakkabılarda ya da botlarda taban, mesela alt kösele, ortadaki şurası görüyorsunuz kösele ve içinde gene bu köseleye benzer vegan veyahut da vaketa deri diye tabir ettiğimiz vegan, kimsenin kafası karışmasın, vegan işte bitkiyle beslenen, et yemeyen falan anlamında, ama bu tür İngilizce, Türkçe ya da Avrupa dilinde çok böyle karşılığı oturmayan bir şey var. Aslında deriye kimyasal uygulamadan, tamamen bitkisel malzemeler uygulanarak yapılmış vaketa dediğimiz, vaketa derinin karşılığıdır. Yani onu tam olarak kurcalamak istemiyorum ama vegan dediğim zaman kesinlikle deri değil anlamında anlaşılmasın. Size kabaca anlatacak olursak eğer, şu görmüş olduğunuz normal deridir. Bu derinin değişik kimyasallar veyahut da bitkisel, eski usulle vaketa da olabilir. Yani bu gibi kalınlıkta vaketa deri de olabilir. Onlara bitkisel veya kimyasal bir takım malzemelerle değişik işlemlerden geçmesi sonucu böyle kalın. Çoğu müşterimiz bunlara tahta gibi, hani böyle sert de olduğu için, hele hele bunu tavladığınız zaman suyla veyahut da bazı malzemelerle tavladığınız zaman taş gibi de olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Çok aşırı handikaplar da yaratır. Kayganlık gibi. Bunlar da tabii bilinen. Güzel yanlarına gelecek olursak, mesela şu botumuzda içinde vaketa, ortada kösele, şu arada dışta sadece vardola dediğimiz şu kenar örgüleri gösteren, dikişleri gösteren malzeme, o bir çizgi halindedir. O bir kademe oluşturmak içindir sadece. Ve en altına koyacağımız kösele ile birlikte 3 kat kösele. Tamamen organik olmasının güzel yanlarından bir tanesi de, hani düşünün ki deri montla naylon bir ceket giydiniz. Evet, rüzgarı geçirmez, kokuyu geçirmez naylon ceket, ama aşırı derecede vücudun kendi kokusunu içinde tuttuğundan çok pis bir koku yapar. İyi bir şey değildir, tavsiye edilmez. Ama deri ürünler dediğiniz zaman, deri mont gibi bazı deri eşyalarda
kendi doğal gözenekleri içerisinde nefes aldığı, hava aldığı için de kullanışlıdır ve rahatsızlık vermez. Ayrıca full böyle kösele tabanların olması ayakkabıyı kullanıcısını acayip derecede böyle şey sıcak tutar, keyifli kılar. Bir güzel yanı daha vardır. Eğer lastikle bağlamazsanız altına, zemine ve suyla fazla haşır neşir olmazsanız bu botla, o güzel yanlarından bir tanesi de topraklama yapması, yani vücudun elektriğini atması. Dolayısıyla daha az stres, daha az negatif enerji demek olmuş olur. Şimdi burada topuklar tabii yılların geçmesiyle hem çökme yapmış olabilir ya da bir önceki orijinal topuk kapağı biraz kalındı. Biz müşterimizle bunları konuşmadık ama bize kalırsa çok alçalmış bunun boyu. Yani bence handikap oluşturuyor. O manada işte bir kat kösele topuğa ilave etmek istiyorum. Ondan sonra köseleli kapak uygulamasını yapmak istiyoruz. Burada iyi ayakkabılarda her kademede, bakın şöyle çakılmış bir de bunlar, zımbalanmış. Her kademede bunun gibi kösellerden oluşur. Yani kalite ayakkabılarda ki en büyük fark, bariz farklardan bir tanesi tamamen organik topukların. Şunun her kademesinde bir parça kösele vardır. Ağaç, tahta falan, plastik değil. Bugün burada bu köseledeki şu dikişleri de en azından korumak adına daha değişik bir teknik uygulayacağım. Daha doğrusu basit bir uygulama yapacağım kaplama konusunda, kösele kaplama konusunda. Ama kilitli, yani şu kösele kaplama yaptığım yerden hilal şeklinde kilitli, açılı böyle tıraşlanmış. Aynı şekilde buraya da o hilal geçmiş ve tıraşlanmış pozisyonda yapılmış olanları benim takip eden dostlar, arkadaşlar bilir. Facebook Baytamir sayfamda geçmiş yıllarda bol bol böyle fotoğraflı ve yazım anlatımlı olması lazım. Tabii çok fazla da kösele iş gelmediğinden daha böyle hazır tabana dönük işler yaptığımızdan son dönemlerde onları sergilemek de zaman alıyor. Bilginize. Evet, kösele kaplamamız bitti. Hep şuradaki paralellikten bahsederim size. Bu tabi nasıl bu paralellik korunuyor? Bu paralelliği koruyan şey bu topuk niye oynamıyor? 1, 2, Vardola 3. Aslında bu Vardola'nın arasında başka bir şey yok dedim. İçinde Vaketa deri var dedim ama daha önce açtığım için biliyorum aynı markanın ayakkabısını. İçinde bir de bir böyle daha bir yumuşak yüzey sağlasın diye Vaketa ile kösele arasında mantar var. Bu mantar aynı zamanda oradaki ter gibi, tel olabilir, su gibi şeylerin buharlaşmasını, daha doğrusu ağırlığın da bir nevi absorbe olmasını sağlıyor. Yani değişik, güzel bir şey. Şimdi bu çivileri anlatacağım size. Onun için ondan bahsettim. Evet, topuktakiler hadi belki süs olabilir. Çok böyle köseyi tutsun diye falan filan değil de bir yerde hani pirinç, bakır alışımlı bir şey, çiviler hem dekoratif olsun dedim. Kösenin üstünde güzel görünüyor. Ama buradakinin önemini anlatacağım size. Buradaki geçiş yerlerini şöyle görüyorsunuz. Bakın kademeli yerde. İşte tam burada iki köselenin en tehlikeli olduğu yer. Yani suyu ve dış etkileşimleri gördüğü anda kopmayı isteyeceği en mümkün olan yer. Biz onun sonlandırmasını bize ait olan bir dolgu malzemesiyle yaptık ki bunu yıllar sonra da gördüğümüzde o dolgunun orada kalıcı olduğunu biliyoruz. Daha önce de sizlere göstermiştim. Şimdi bir de bu topuğun böyle oynamamasını, açılı durmasını sağlayan kabara demirimiz var. Yani mesela muhtemel bunun biraz daha uzunu kullanılmıştır. İki kösele arasında bu kabara demiri olduğundan bu bir yerde iskelet görevi görür. Bakın ben yükleniyorum, kıpırdamıyor. Ama mesela daha alçak sandalet tarzı ayakkabılarda kullanılan
bir kabara demiri bu. Terliklerde kullanılır ya da dolgu tabanlarda kullanılır. Bunda bir hafif esneklik vardır. Sadece oradaki o bağlantının daha dayanıklı olmasını sağlar. İşte bu kabara demirinin bu arada olduğunu düşünün. Bir de bu bakır çivilerle perçinlediğimizde bunlar biraz uzun, 20 santim. Bakın kalınlığı görüyorsunuz tabandaki. Yani şuradan deri payını çıkarsak tahmini 1,5-2 santim kalınlıktaki tüm o kademe parçalarını birbirine perçinlemiş, bağlamış oluyoruz bu sayede. Tabii topuk içinde aynı şekilde içeriden şöyle belki görürsünüz. Yok, görünmüyor. İçeriden şöyle helis şeklindeki çivilerimiz var. Bunu da çakma aparatı dediğimiz böyle bir buna ait bir pompa var. O pompayla çakıyoruz. Ve bütün bunlar yapıldıktan sonra karşılıklı o köprü kemer ve iskelet kavramı köselede olması gereken o tam sağlamlığı sağlıyor. İşte burada mükemmel bir sonuç, mükemmel bir konfor elde etmiş oluyoruz. Bu ayakkabıya da bu bota da yakışan o zaten Bay Tamir'den sevgilerle.